Ben Necat Sandıkçı, 1979 Samsun Çarşamba doğumluyum. Eğitimimi Samsun Çarşamba'da tamamladım. 20 yıllık özel sektörde ayakkabı imalatı yapan bir firmada yöneticilik yaptım. Muhasebe birimlerinde ve finans müdürlüğü görevleri aldım. Evet, 2016 yılında engellilik durumundan dolayı erken emekli oldum. Emekliye ayrıldığım için de özel sektörden istifa ettim, ayrıldım. Cemre Saya Ayakkabı, nereden aklınıza geldi? Yani bu işe başlamak, çünkü emeklisiniz, evde oturabilirdiniz ama siz bu sektörde devam ettiniz. Bunun özel bir sebepleri var mı? Evet, yaşımızın da müsait olmasından dolayı içimizdeki girişimcilik ruhunun da öne çıkmasından kaynaklı. 2016 yılında emekli olduktan sonra, ayrıldıktan sonra 2017 yılı Mayıs ayında Bartın'ın Kurcaşil'e Danişmet mevkiinde saya imalatı yapmakta olan Emre Saya sahibi Ali Karaduman Bey ile birlikte benim 20 yıllık yöneticilik tecrübemle Ali Bey'in de 30-35 yıllık üretim tecrübesini birleştirdik. Cemre Saya Ayakkabı Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi firmasını kurduk. 5-6 kişiyle başladığımız bu işletmemiz şu anda 55 kişiyle Bartın'a, ülkemize hizmet veriyoruz. Bu aşamada firmamızı kurarken ve ilk aşamasında insanların bize şu tepkisi oldu. Hani ülkemizde imalat zordur, zor iştir. Herkesin elini taşın altına koyup yapabileceği bir iş değildir. Bundan dolayı hani neden rahatınızı bozuyorsunuz? İşte belli bir gelir kaynağınız var. Onlardan da elinizdeki, avucunuzdaki varlıklarınıza da olmayın tepkisiyle karşılaştık insanlardan. Ben bunun insanların girişimcilik ruhunu ön plana çıkartılması adına kurumların ve devletin insanları teşvik edici olaylar öne sürmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü insanımızda girişim anlamında bir ruh var, cesaretleri var ama bu işi yapan insanların parası yok. Parası olmayan insanlar da bu işi yapmak için cesaretlerini kullanıyorlar. Yalnız devletin elini de yanlarında görmek istiyorlar. Biz şu anda yaklaşık 1,5 yıl oldu kurulalı. Ankara'da Yakuboğlu Deri Sanayi ismiyle anılan YDS dediğimiz bir firmamız var. Türkiye'de iç piyasada ve dış piyasada ihracat da yapıyor. İş güvenliği ayakkabısı, aynı zamanda da askeri bot, polis botları sayası üretimi yapıyoruz. Biz sayasını üretip kendilerine gönderiyoruz. Onlar da montajını yapıp iç piyasaya ve dış piyasaya ürün hizmeti yapıyorlar. Hakkınızı gezerken şu gördükçe dikkatimi bir çekti. Bir tane sınıf var oluşturdunuz. Evet. O sınıfın, oluşturduğunuz sınıfın sebebi nedir? Neden oluşturdunuz orayı? Biz yönetim ve üretim gücümüzü birleştirirken insanımızı daha eğitimli, daha kaliteli ürün üretmesi adına eğitimler vermek için Çıraklık Eğitim Merkezi ile yapmış olduğumuz işbirliği sonucunda bu eğitim merkezini oluşturduk, sınıfını oluşturduk. Hocalarımız haftada 2 gün gelip buradaki personelimize, bizim yaklaşık 28 tane personelimiz Çıraklık Eğitim Merkezi'ne kayıtlı. Onları hem bilgi anlamında hem de işin yapılması teorik anlamında daha teknik, daha kabiliyetli olmaları yönünde eğitimler veriyoruz. Şu anda faaliyette olan bir derneğiniz var. Siz de başkanlığını yürütüyorsunuz. Dernekle ilgili çalışmalarınız nasıl gidiyor? Biz Bartın Sayacılar ve Ayakkabıcılar Derneği'ni 10 Nisan 2018 tarihinde kurduk. Başkanlığını da ben yapmaktayım. 18 tane üyemiz var. Bunların 13 tanesi irili ufaklı fabrika, atölye tarzı firmalarımızdır. Bartın bölgemizde 1000'e yakın bu ayakkabı ve sayacılık alanında istihdam vardır. Bizim dernek olarak yaptığımız ilk faaliyetimiz Bartın Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın yapmış olduğumuz sayacılık ve ayakkabıcılık mesleğinde Bartın merkeze bağlı Şiremir Tabaklar Köyü'ndeki atıl durumdaki ilk okullu nitelikli ara eleman yetiştirme merkezi haline getirdik. Oraya şu anda makinalarımız geldi. Tadilatımızı bitirdik. Eğitim için müracaatlarımızı yaptık. Biz burada neler yapacağız? Burada 3 ayda bir 25 tane personel yetiştirip sayacı ve ayakkabıcı imalat yapan firmalarımıza daha nitelikli, daha işi bilen, işi öğrenmiş, işi yapmak isteyen, bu işin yapılması aşamasında uzun süreli çalışmak isteyen gençlerimizi, kadınlarımızı iş sahibi yapmak istiyoruz. Bizim dernek olarak yürüttüğümüz faaliyetlerden bir tanesi de sayacı ve ayakkabıcıların, bu bölgedeki etkin olan bu firmalarımızın
dağınık bir şekilde derme çatma yerlerde üretim yapmış olması. Bunlar için Sayın Valimize de raporumuzda sunduk. Bir küçük sanayi sitesi oluşturulması, 1000 metrekarelik, 1500 metrekarelik binalar yapılarak bu binaların içinde Bartın'a, İstanbul'dan, dışarıdan da gelmek isteyen firmalarımız var. Onların da buraya gelerek burada istihdamın artırılması, Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Yalı'da satış noktanız var, ayakta bir satış firmanız. Evet. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, Bartın'ın en güzel yerlerinden olan eski terminal bölgesinde, belediyenin yapmış olduğu Yalı Yaşam Merkezi'nde 3 yıl önce açtığımız Yeşilırmak Ayakkabı mağazamızla hizmet vermekteyiz. Mağazamızı eşim Fatma Sandıkçı kadın girişimci belgesi vasıtasıyla 2015 yılında hizmete açtı. Bartın'da üretilen, dünyanın çeşitli yerlerine ihracat yapan Darkwood ve birçok yerli üretim yapan Bulldozer, Sire Lakers, Leton ve Kinetics gibi markalarla çalışıyoruz. Uygun fiyat, kaliteli ürün ile Bartın halkımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Kendi adımıza tescillemiş olduğumuz Ketpati diye bir markamız var. Bu markamızda da çeşitli Türkiye içindeki yerli üretim yapan firmalara ürünler yaptırarak Bartın halkına hizmet vermeye çalışıyoruz. Mağazamız Yalı Yaşam Merkezi'nin giriş katındadır. Ali Bey merhabalar. Çevresel ortaklarından bir tanesiniz. Sizi de tanıyabilir miyiz? Ben Ali Karaduman. Bartın Kurcaş'la 1960 doğumluyum. 35 sene İstanbul'da faaliyetim oldu. 2008'de okuduğum ilkokulu Kurcaş ile Milli Eğitim'den aldık. Emre Sayı'yı kurduk. Orada bir 8-10 sene faaliyetimiz oldu. Göçten, nüfusun az oluşundan dolayı orayı kapatmak zorunda kaldık. Ulaşım ayrı bir sıkıntı. 2017 5. ayında Necati Sandıkçı ile Cemre Sayı Ayakkabıcılığı Limited Şirketi'ni kurduk.